Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir performans incelemesine daha hoş geldiniz. Umarım introyu beğenmişsinizdir. Ciddi emek harcıyorum. Like'larınızı ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Eğer hala abone değilseniz de abone olur ve o çan zil işaretine basarsanız da sevinirim. Hadi şimdi ayakkabımıza geçelim, kutusunu alayım ve hızlı güzel bir inceleme yapalım. Derrick Rose, son of Shai Chi, artık nasıl okuyorsanız, Chicago'nun oğlu, Chicago'nun çocuğu burada arkadaşlar. Ve kanalda Derrick Rose ayakkabısını da sonunda inceleyebildiğim için çok mutluyum. Benim ilk basketbol ayakkabılarım Derrick Rose'un ayakkabılarıydı. Ve gerçekten ayakkabı dahisi olma yolunda benim için çok önemlidir. Özellikle Derrick Rose 4, 4.5, o zamanlar böyle buçuklu numaralarla falan çıkıyordu. Tabi dediğim 2012-13'ler falan, yani o baya baya eski zamanlar. Ne zamandır da istiyordum, hatta benim gibi biraz daha yaşlı olan arkadaşlarım Derrick Rose'un o eski hallerini hatırlayıp bu ayakkabılara özlem duyabilirler. Aynen benim duyduğum gibi. Tabii ki bu bütçeli versiyonu arkadaşlar. Hani keşke serili güzel ayakkabılarını inceleyebilsem. 44 2 bölü 3 alıyorum ben genelde Adidas basketbol ayakkabılarını ve koşu ayakkabılarını, pek şaşmıyor. Bunu da öyle yaptım. Dediğim gibi bütçeli versiyon, fakat kutusu oldukça güzel. Siyah, dokundurmalı ve üstünde logosuyla gayet güzel duruyor. Hadi şimdi bir tanesini çıkartalım ve detaylı performans incelememize geçelim. Evet, ayakkabımız burada arkadaşlar. Gördüğünüz üzere siyah beyaz, sahada pek kendini belli etmeyen bir renk aldım. Eskiden bu renklere bayılırdım. Kanalın ilklerinden, oldlarından olanlar bilir diyelim. Ama artık yeni favorilerim daha kendini gösteren janjanlı ayakkabılar. Hatırlarsanız geçen incelediğim Puma Nitro Rise vardı. O mesela baya baya kendini gösteren bir ayakkabıydı. Aslında bu tarz ayakkabıları seven arkadaşlarım da oluyor. Yani okulda giyeceğim, işte çok dikkat çekmeyi sevmiyorum, sağda solda işte giyeceğim diyenler falan oluyordu hatta. O tarz düşünenler için bence oldukça güzel bir tercih olabilir. Şekilsel olarak benim hoşuma gitmişti arkadaşlar internette, online'da. Ayakta da bence gayet güzel duruyor. Baktığımız zaman birçok design detayıyla zaten kendini gösteren güzel bir ayakkabı. Tabanıyla birlikte bu gül logosu harika gözüküyor, aynı şekilde dilinde de. Ne kadar aldım arkadaşlar? Gerçekten çok uygun aldım. Belki de alma sebebim de o olabilir. 1350 lira civarındaydı. Ama farklı renkleri 2100 liralara satılıyor. Dolayısıyla bu rengi 1350'ye düşünce hiç beklemeden aldım. O kadar hızlı tükendi ki 1-2 gün içerisinde yok oldu. Yani kargo açımı yaptığımda bile kalmamış. Dolayısıyla fiyatını 2100 olarak güncelleyebilirim sizlere, eğer alacaksanız bu fiyatta. Adidas D. Rose Son of Shai diye geçiyor. 2.0 olan modeli de var. O da yine aynı şekilde 2100 lira arkadaşlar. Bir fiyat farkı yok. Dolayısıyla alacaksanız 1 ya da 2. Performans olarak da çok bir fark beklemeye gerek yok. Ama 2'yi de alabilirsiniz. Birden sadece gördüğüm kadarıyla üst kısmında bir farklılık var. Hani bunun üst kısmı biraz daha dandik veya ucuz hissettiriyor olabilir. Evet, ayakkabı tam bir guard ayakkabısı diyerek başlamak istiyorum. 1, 2 hatta 3 numaralarında keyifle giyebileceği iyi bir basketbol ayakkabısı olacak. Ve en güçlü, en harika kısmıyla, yani tabanıyla başlayabiliriz. Tabanı arkadaşlar direkt olarak D-Rose 4'ün tabanı. Zaten benim de bayıldığım kısım açıkçası tabanı oldu. Hem görsel olarak hem de yaptığı işle gerçekten çok iyi. Arkadaşlar hiç beklemediğim kadar iyi bir sağ tutuşuna sahipti. Gördüğünüz gibi sizin de görüntülerden çat diye durdum. Vıkı vıkı sesleri de geliyor, yani çok o cık cık sesleri de geliyor. Dolayısıyla harika bir tabandı benim için. O sesler tabii ki çok iyi duruşun simgesi değil ama benim hoşuma gidiyor, benim gibi sevenlerin de olduğuna eminim. Birçok kısımdan bölümlendirilmiş. Tabii bu da biraz olsun esnekliğine katkı yapacaktır. Ama bu şekillerden ziyade arkadaşlar işlevi çok iyiydi. Yani sahada istediğim yerde durdum, istediğim şekilde hareket ettim. Eğer sizler de hızlı guardsanız ve sahaya yapışma hissi, burada onu çok yakalayacaksınız. Özellikle kaymayan bir tabanla gerçekten şu sıralar çok ihtiyaç duyduğum bir ayakkabı oldu. Genel itibariyle basketbol ayakkabıları artık iyi bir seviyede ama bence bu baya baya iyiydi. Son incelediğim birkaç ayakkabı içerisinde en iyisi oldu. Ayrıca bu arkadaşlar dışarıda oynamaya da çok müsait. Yani buradaki çıkıntılar çok böyle taş gibi olmasa da kullanılan plastik karışımı, kompozisyonu ciddi manada güzel. Böyle olunca da dışarıda oynamaya uygun yapıyor. Hani 1350'lere keşke sizler de şu an bulabiliyor olsaydınız bence inanılmaz güzel olacaktı. Fakat tabii ki 2100 olunca dışarıda oynamaya bu kadar parayı hak etmiyor oluyorum açıkçası. 1350 gerçekten benim açımdan çok iyiydi. Benim gibi alanlar varsa yorumlarda da kendilerini belirtirlerse sevinirim. Hem dışarıda oynanıyor olması hem de saha içinde çok iyi bir taban tutuşuna sahip olması sayesinde bu tabana benim vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 9 olacak. Gerçekten şu sıralar incelediğim ve bu fiyata harika bir taban tuşu bizlere sunuyor. Hemen yukarıya yastıklamasına geçelim. Yastıklaması arkadaşlar Bounce, zaten Adidas'ın kullandığı, biliyorsunuz bütçeli yastıklama Bounce oluyor. Light Strike zaman zaman yapabiliyorlar. Boost biraz daha premium ve ağır ayakkabılarda oluyor. Bu ise orta seviye bir
yastıklama diyebiliriz. Kimi zaman daha yumuşak, kimi zaman daha sert yapıyorlar bu Bounce'u. Burada da biraz sert tarafta kalan yastıklama olmuş. Aslında tüm tabanda gördüğünüz üzere arkadaşlar Bounce var. Şu siyahla görmüş olduğunuz ve üstü çizgilendirilen kısım yastıklama. Fakat ben aradığımı bulamadım. Yani bana sert ve az geldi. Belki göründüğü kadar kalın değildir. Ayağımızın altında daha ince bir tabaka vardır. Muhtemelen öyle. Ben daha fazla bir yastıklama arardım. Ama genelde deri kozun ayakkabılarında zaten çok aman aman çılgın yastıklamalar olmuyor. Bu da yine onunla ideal gitmiş. Fakat dediğim gibi ben aradığımı bulamadım. Biraz daha zıp zıp olsaydı, biraz daha etkiden koruma fazla olsaydı. Özellikle zaten Derrick Rose gibi dizlerinden çok fazla ameliyat olmuş, sakatlık geçirmiş bir oyuncu için belki daha fazla yastıklama yapılabilirdi. Bu da vücudumuzun yere yapacağı etkiyi azaltır ve daha rahat, daha uzun süreli oyun oynamaya etki ederdi. Dediğim gibi burada aradığımı bulamadım. Dolayısıyla bu yastıklamaya vereceğim puan benim 10 üzerinden 7.9 olacak. Yani 8 de olabilirdi ama 8 biliyorsunuz zaten düşük ayakkabılara veriyorum. Ondan bir tık daha az. Yani şöyle elimle bastırdığım zaman bile arkadaşlar taş gibi. Burada biraz yumuşak olması lazım. İçerideki yapı muhtemelen bu yastıklamanın hissini de azaltan bir yapı. Biraz topukta bu his daha fazla, gördüğünüz gibi elim daha rahat giriyor. Fakat ön tarafa gittikçe azalıyor ki ben de ön ayakta oynadığım bir oyuncu olduğum için burası benim sevmediğim yanlardan bir tanesi oldu. Adidas Hoops daha iyi işler yapmalısın bu noktada. Hemen üst kısma çıkalım ve asıl ayakkabının ben bütçeliyim diye bağıran kısmı, yani üst kısmına gelelim arkadaşlar. Üst kısımda birden farklı materyaller var. Daha kaliteli gözüken kısım ön ayakta olan şu kısım. Ön parmaklarımızı tutan kısım. Fakat bu da oynarken veya üstüne biri basarsa bir süre sonra böyle beyazlanacak tarzda tüysüz nubuk tabakası. Bu bazı ayakkabılarda da kullanılıyor. Sevmediğim noktalardan biri hemen üstü başı beyazlayabiliyor. Özellikle biri basarsa veya bir yere vurursanız burada bir beyazlama söz konusu olabilir. Yani en kaliteli kısım böyle olduğunu düşünün. Üstünde delikler var. Bu nefes almasına biraz daha yardımcı olacak. Yan kısımlarında kullanılan materyaller arkadaşlar oldukça dandik hissiyat veriyor. Şuradaki dikişler bir miktar olayı kurtarmaya çalışsa da genel itibariyle buradaki çok ucuz hissettiren kumaşlar, yani ben bütçeliyim diye bağıran kısımlar. Tabi buralarda şu avantajı sağlıyor. Daha geçirgen ve ayağınızın daha nefes alabilir olmasını sağlıyor. Yani üst kısım dediğim gibi pek hoş hissettirmiyor. Bağcık kısımlarına bakarsak gayet güzel. Bağladığınız zaman iyi kilitlenebiliyorsunuz. Tabi bağcıklar ve bağcıkların geçtiği kısımlar da çok premium değil. Dil fena değil. Genel itibariyle ayakkabılarda dil kısımları pek hoşuma gitmemeye başladı. Üst kısmı fileli. Dışarıda oynarsanız buraya kum, toz bir şey kaçarsa temizlemeniz baya baya zor olacağını düşünüyorum. İçinde ise Sanof Shy yazıyor ve 4 yıldız bir de imza mevcut. Arkasına gidiyorum. Biraz daha toparladıkları kısım bu arka kısımlar arkadaşlar. Özellikle şu üst kısımdaki kalın yapı biraz olayı kurtarıyor dediğim gibi. Gördüğünüz gibi Rose yazısı ve arkadaki bu çıkıntılarla güzel bir görünüm vermiş. Tutma kısmı da pull tap'te arkada yer alıyor. Güçlü bir izlenim var ama ayakta aşırı aşırı kuvvetli ve güçlü hissettirmeyecek sizlere bu yapı. Bağcıklarınızı daha ciddi bağlayabilmeniz için de ekstra bir delik de buraya koymuş. Farklı bağlama stilleri var arkadaşlar. Bunu yukarıdan da geçiriyorsunuz, diğerini de aynı şey yapıyorsunuz. Sonra birbirinden geçiriyorsunuz falan. Aslında şöyle bağlamayla alakalı da bir video yapasım var, ne dersiniz, hoşunuza gider mi? Arkasıyla devam edelim. Buradaki yapı yine fena değil, keyifli sayılabilir. Daha parlak bir plastik kondurulmuş. İçte de zaten bu kısım ciddi güçlü Three Stripes da burada yer alıyor. Fakat tabii şöyle sağından solundan gördüğünüz gibi sökülmelere çok meyilli yapışkanlar pek kuvvetli gelmedi. Üst kısmı da bu şekilde. Nasıl hissettiriyor derseniz arkadaşlar, ayakkabı ayakta inanılmaz hafif hissettiriyor. Elinize aldığınız zaman o kadar hafif değil ama ayakta, yani ben şaşırdım açıkçası. Tartım hala bozuk ve yenisini alamadığım için şu an ağırlığını, gramını ölçemeyeceğim. Ciddi manada dediğim gibi hafif geldi bana ayakta. Bu da tabii ki şöyle dezavantajlar oluşturuyor. Sizleri çok kuvvetli ve destekli hissettirmiyor. Her ne kadar bilekli olsa da bu hafiflik, materyallerin ucuz hissettiriyor olması biraz olsun güvenliği ve desteği azaltıyor. Bilekli yapıyı görünce demiştim ki işte bu harika olacak. Eski tarz basketbol ayakkabıları kütük gibi ayakta olacak falan. Hayır, kesinlikle öyle değil. Eğer ağır, sağlam, güçlü bir şey bekliyorsanız bu o tarz bir ayakkabı değil. Daha yumuşak, daha kırılabilir, daha esnek ve hafif hissettiren, ciddi manada ayakta hafif hissettiren değişik, farklı bir basketbol ayakkabısı. Tabii ki kimisi bunu ister, kimisi daha kuvvetli, ağır şeyler ister. Ama genelde guardlar biraz daha hafif, ayağıyla hareket edecek bir ayakkabı ister. Dolayısıyla guardlara daha uygun olma sebeplerinden biri de bu. Materyallere vereceğim puan arkadaşlar benim 10 üzerinden 7.7 olacak. Yani bayağı düşük bir puan ama yani daha fazlasını hak ettiğini düşünmüyorum. Özellikle piyasada
bir sürü farklı farklı kuvvetli materyaller varken hani 7.5'da diyebilirim hatta. 7.7'ye gerek yok. 7.5 vererek direkt düz hesap yapalım. Ve destek noktasında arkadaşlar 10 üzerinden 8 vereceğim. Yani ortalamanın altında kalan daha düşük bulduğum bir desteği var. Ayağınızı tamam içeride hissettiriyor fakat yani öyle benim istediğim aşırı kitlenme böyle birebir hissettirme yani Kyrie'lerdeki his diye tabir edebilirim. Onun çok çok altında kalmış. Toparlayacak olursak aslında çok da fena olmayan kimisine göre hafif, havadar, rahat ve dışarıda oynanabilir iyi bir taban tuşuna sahip bir ayakkabı. Tabii böyle bir ayakkabının rotasyonunuzda olması da bence güzel. Şuradan görüyorsunuz mesela arkadaşlar içeriği gösteren bir yapı var. Bu da dediğim gibi havalandırmayı, havadarlığını arttıran bir durum oluşturuyor. Fazla kasmayan, yormayan bir ayakkabı. Bana sorarsanız 1350 liralar civarına bulunursa, eğer sizler de indirimden 1500'e vesaire bulursanız kaçırmayın. Tatlı 1500 liraya artık pek ayakkabı yok. Hem de dışarıda oynayabileceğiniz, daha hafif, sıcak yaz günlerinde kullanabileceğiniz, kirlendiği zaman, yırtıldığı zaman, pislendiği zaman çok da takmayacağınız bütçeli bir model olarak kullanılırsa mantıklı, güzel bir iş yapmış olursunuz. Fakat 2100 TL civarına ben çok yüksek buluyorum dedikten sonra da çıkışımızı yapabiliriz herhalde. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki performans incelemesinde, kargo açımda, vlogda, mağaza turunda görüşmek dileğiyle diyorum. Eğer kanalın diğer videolarına göz atmadıysanız mutlaka atın. Keyifli videolar bulacağınıza eminim. O zaman bugünlük ayakkabı dahisi out.